Oksijenlerim kanalıma tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Oksijenlerim, sizlerden bana yoğun tempoda mesaj ve geri bildirim geliyor. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bugünkü videomun konusu kişisel gelişim ve dönüşüm 4. Kişisel gelişim ve dönüşüm 3 adlı videomdaki alıştırmayı yaptıysanız bu video o alıştırmanın devamı. Kişisel gelişim videolarımdaki alıştırmaları uygulamak istiyorsanız bu videoların sırası önemli. Aşağıda mesaj kısmında bu sıralamayı görebilirsiniz. Bugünkü konumuz ise ilişkilerle ilişkileriniz nasıl? Şüphesiz partner ilişkileri hakkında size verilen ilk ve belirleyici model, çocukluğunuzda sabahtan akşama kadar önünüzde gördüğünüz, duyabildiğiniz bir ilişkidir. Bununla ebeveynlerinizin birbirlerine davranış şeklini kastediyorum. Bilinçaltındaki orijinal program bu ilişki ile yüklenir. O zamandan sonra daha fazla ve farklı örnek aldığımız için bu orijinal programı uyarladık. Ancak verdiğim kişisel gelişim seanslarında ebeveynlerimizden bilinçaltına aldığımız bazen neredeyse kelimenin tam anlamıyla nasıl tekrarladığımızı görmek gerçekten büyüleyici. İlişkiler üzerine bir danışanımın örneğini vermek istiyorum. Bayan 18 yıllık evlilikten sonra dul kalır ve sonrasında artık ilişkisi olmamış. Ancak bilinçli olarak kesinlikle buna karşı olmayan biri vardı karşımda. Ona sorduğum sorularla annesinin de 18 yıllık evlilikten sonra dul kaldığını ve sonrasında bir ilişki yaşamadığını öğrendim. Bu tür kalıpların farkına varmamız yeterli değil. Böylesine köklenmiş bir kalıbı dönüştürebilmek istiyorsanız kendinize şunu sormalısınız. Babamın ve annemin ilişkiler hakkında inançları neydi? İlişkilerle ilişkileri neydi? Hayatımda bunun tezahür ettim ve bundan sonra neyi değiştirmek istiyorum? Bundan sonra nelerden kaçınmak istiyorum ve hangi yöne gitmek istiyorum? Nereye gitmek istiyorum? Altından bilinçe almak için birkaç güzel soru sormak istiyorum. Ama buna başlamadan önce ailenin ellerinden gelenin en iyisini yaptığını söylemek isterim. İnançlarına, duygusal sınırlamalarına ve zamanın kültürünün belirlediği olanaklara ve sınırlara dayanarak yapabilecekleri davranışları için her zaman en iyi seçimi yaptıklarından eminim. Sizinki gibi davranışları, dünya modelleri ve ellerinde bulunan bilgiler tarafından belirleniyordu. Önce bilinçli
izinle konuya yaklaşalım. Çocukken anne ve baba arasındaki ilişkiyi nasıl yaşadığınızı anlatın. Sorumlulukların sınırlarını, duygusal ilişkilerini, ilgiyi, hassasiyet, cinsiyet veya çocukken ya da daha sonra büyümekte olan bir genç olarak fark ettiğiniz diğer alanlarla ilgili olarak birbirlerine karşı tutumlarını düşünün. Babanı nasıl deneyimledin? Anneni nasıl deneyimledin? Genel olarak ilişkiler konusunda çocuk veya genç olarak ne sonuca varabilirsiniz? Şimdi perde arkasını bir göz atalım ve kendimize babamız ile annemiz arasındaki ilişkiyi şekillendiren dürtüler ve inançların neler olduğunu soralım. Baban, annenin annenle olan ilişkisine sahip olma konusunda neye inanıyordu? Tersine, annen babanın babanla böyle bir ilişki olması konusunda neye inanıyordu? Baba bir eş olarak kendisi hakkında neye inanıyordu? Anne bir eş olarak kendisi hakkında neye inanıyordu? Anne ve baba nasıl iyisini yapabilirdi? Daha iyi yapmak için hangi nitelikleri veya bilgileri kullanabilirlerdi? Bu tür sorulardan ilginç bilgiler aklınıza gelebilir. İlişkilerle ilgili sorunları olan kişilerin bir ilişkinin kendilerini mutlu etmediği bir ilişkide ikisinden birinin mağdur olduğunu, sömürüldüğü hissetmeleri alışılmadık bir durum değil. Örneğin, mazlum, hiç şansı yok. Eğer bu gizli bir inançsa bilinçaltı zihninizin bir kısmı sizi bir ilişkiye girmekten alıkoymak isteyecek ve bir ilişkinin size zararlı olduğunu fısıldamaya devam edecektir. Bilinçaltı zihnin sizi korumak için kendine özgü orijinal yolları vardır. Genellikle bir şekilde ortadan kaybolan veya size kalıcı bir ilişki sağlamayan bir partneri çekecektir. Bir erkeğe aşık olan bir kadını hatırlıyorum. Evlenmelerinden bir ay önce travmaya çarptı ve öldü. Uzun bir yalnızlık döneminin ardından yine bir erkeğe ilgi duymaya başladı. Birkaç ay sonra adam birdenbire yalnız ve sonsuza dek Amerika'ya göç etti. Daha sonra tekrar bir adama aşık oldu ve bir süre sonra adamın evli olduğu ortaya çıktı. Ancak boşanacaktı. Ne yazık ki karısı hastalandı ve bakıma ihtiyacı vardı. 10 yıl sonra durum hali böyleydi ve kadın 45 yaşındaydı ve hala kendine uygun bir eş bulamamıştı. Asla kalıcı bir ilişkisi olmayan seanslarıma katılan başka bir katılımcıdan örnek vermek istiyorum. Hollanda'da üniversitede okuyan egzotik bir ülkeden bir adama aşık olur. Yoğun bir ilişkileri vardı ve adam ülkesine geri döndü ve orada kalmaya karar verdi. Ülkesine döndüğünde bir yıl sonra bayanla olan ilişkisini sona erdirme kararı aldı. Katılımcı seyahat etmeyi çok seviyor. Şimdi ise sosyal olarak meşgul ve şunun farkına varıyor. Ev hayatı kendine göre değil. Daha çok sosyalleşmek istiyor ve fark ettiği şey bu düşüncesi kalıcı bir ilişki için engel olup olmadığını merak edip seanslarıma katılmak istemiş. Bu katılımcının gizli bir inancı şu şekilde olabilir. Bir ilişkide kendin olamazsın ve özgürlüğünüzün çok fazla kısıtlanacağını düşüncesi yatıyor olabilir. Peki sizin bir ilişkiyle olan ilişkiniz nedir? Bir ilişkinin sizin için ne anlama geldiğini düşünüyorsunuz? Ve yaşadığınız türden ilişkileri hayatına çeken ilişkiler hakkında kalbinin derinliklerinde neye inanıyorsunuz? Bu soruları kendinize sorun ve dönüşümünüzü başlatın. Sevgili oksijenlerim, bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki kişisel gelişim videolarımı da takip etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Oksijenlerim benim.